Bismillahirrahmanirrahim. Hat-ı Mat nedir, vasıfları nelerdir hususunda? Ancak bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat uygulamasıyla sahabe-i kiramın teşekkül ettirmiş olduğu topluluk, toplum olarak Resulullah'ın hadislerinden öğreniriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte Musa'nın ümmeti 71 fırkaya ayrılır. Bunun 70 tanesi cehennemlik, bir tanesi cennetliktir diyor. İsa'nın ümmeti 72 fırkaya ayrılır. 71 tanesi cehennemlik, bir tanesi cennetliktir. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Bir tanesi cennetlik, 72 tanesi de cehennemliktir diyor. 72 fırkanın hepsinin tek tek sorulması, vasıflarının öğrenilmesine hiç gerek yoktur. Bunun için sahabe-i kiram, o kurtuluş fırkası hangisidir ya Resulullah dediklerinde, Allah'ın Resulü, هُمُ الْمُتَمَسَّكُونَ بِمَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ الْيَوْمُ diyor. Bugün sizin temessük ettiğiniz şeye sımsıkı sarılanlardır. هُمُ الْمُتَمَسَّكُونَ بِمَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ الْيَوْمُ Sahabe-i kiram neye sarılıyorlardı? Sahabe-i kiram, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in veda hutbesinde de buyurduğu gibi تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَدِلِّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız vakit hidayette olur, sapıtmazsınız diyor. Bunlardan birincisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi de Resulü'nün sünnetidir. Başka bir deyişle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem مَا اَنَ عَلَيْهِ وَاَصْحَابِهِ O kurtuluş fırkasının vasıfları benim ve ashabımın üzerinde olduğu yol üzere olanlardır. Günümüzde buna ehl-i sünnet ve cemaat diyoruz. Allah Resulü'nün ve ashabının üzerinde olduğu yol. Ehl-i sünnet, Resulullah'ın yolu ve cemaat da Allah Resulü'nün ashab-ı kiramının oluşturmuş olduğu, teşekkür ettirmiş olduğu cemaattır. Demek ki sadece ehl-i sünnet demek de yetmiyor aslında, ehl-i sünnet ve cemaat. Evet, hak cemaatın vasıflarını biz Resulullah'ın oluşturmuş olduğu ashabından, onun oluşturmuş olduğu o cemaattan öğreniyoruz. Ama şuna inanıyoruz ki hangi asır olursa olsun, kıyamete kadar gelecek bütün zamanlarda geçerli olan yegane örnek cemaat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in oluşturmuş olduğu ashab cemaatini onu örnek almaktır. Onların yaşantısı her zaman için geçerlidir. Onun zamanı geçmez, modası da geçmez. Moda da değil, medeniyettir. Ve bu medeniyet kıyamete kadar geçerlidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bede'l İslamu gariben feseyaudu gariben kema bede'l-gatuba lil-guraba. Bu din garip başlamıştır. Başladığı gibi garip dönecektir. Gariplere müjdeler olsun. Fakile ya Resulullah ve men il-guraba denildi ki ey Allah'ın Resulü garipler kimlerdir? Kale lezine yuslihune ma efsedehun nas min sünneti. وَمَا يَحْيُونَ مَا أَمَاتُهُ مِنْ سُنَّةِ Garipler kimselerdir ki insanların benim sünnetlerimden bozmuş olduğunu yeniden ıslah ederler. İnsanların unutmuş ya da öldürmüş olduğu sünnetlerimi de yeniden ihya edenlerdir diyor. Resulullah'ın sünnetlerinin ihya edilmesi. Evet, Peygamberi devreden çıkarırsan din diye bir şey kalmaz. Herkes kendi aklına göre bir din meydana getirir. Dinin muhafazası ancak
sünnetin muhafazasıyla mümkündür. Resulullah'ın yolunun muhafazasıyla mümkündür. Hak cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılmak, onun hayat nizamı. Hayatının her safhasında mutlaka bir örneklik vardır. Öyleyse hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Celle Celaluhu misal olarak veriyor. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulü'nden ancak sizin için güzel bir örnek vardır. Resulullah'tan ayrılan kötü örneklere sarılmış olur. Kötü örneklerin izinden gitmiş olur. Hak üzere kalmanın yolu Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Fert olarak da böyle, cemaat olarak da böyledir. Hak cemaatın vasıfları bu. Ama garipler derken yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar. Ve meni yuhraba. O garipler kimlerdir? Allah Resulü buyuruyor. El-gurabâ'u nâsun qalîlun yuslihûne beynen nâsi kesîr ve men yubgidhum fil halki ekteru mimmen yuhibbuhum. Garipler o kimselerdir ki çokluk içerisinde çok az bulunurlar. Onları sevmeyenler, sevenlerden daha çoktur. Hasan-ı Basri bu hadisi izah ederken diyor ki, sanmayın ki sevmeyenler sadece Hristiyan ve Yahudilerdir. Müslüman ismini takınan kimseler bile çoğunlukla garipleri sevmezler diyor. Niye? Çünkü istikametleri, gayeleri, emelleri dünya olan kimselerle gayeleri ahiret olan kimseler hayat bakımından, yaşantı bakımından da birbirinden çok farklıdırlar. Neden? Yolları tezattır. Birbirine zıt. Bundan dolayı. Hak cemaatın vasıfları özetle neymiş o ayet hadislerden sonra? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabı ve cemaatini örnek alan bir cemaat. Gayesi ilahi kelimatullah olarak tağuti sistemlere karşı her an her zamanda ve zamanının tağuti sistemlerine karşı mücadele veren Allah Celle Celaluhu'nun dininin hakimiyeti için fedakarlık gösteren ve aynı zamanda kurşunla birbirine kenetlenmiş gibi saf halinde küfre karşı mücadele eden bir cemaattir. Hak cemaat budur. Mürciye'nin baktığı gibi ben Müslümanım diyen herkesi aynı şekilde değerlendirmek, aynı kategoride değerlendirmek doğru değil. Ehli tevhid ile gayesi dünya olanlar birbirinden çok farklıdır. İsim pek bir şey değiştirmiyor. Önemli olan akide ve istikamettir. Asıl olan budur. Akide ve istikametin sağlam olması gerekiyor. Aslında cemaatin vasıfları derken gerçekten çok geniş bir konu. Niye? Bu vasıfları Kur'an'ın tamamından, Resulullah'ın sünnetinin tamamından, hayatının tamamından ve sahabenin hayatının tamamından ancak öğrenebiliyoruz. Bunu da sadece küçücük bir sohbete sığdırmak mümkün değildir. Bunun için bu kadarla ancak iltifa ederim.